Şimdi şekil olarak zaten oldukça uçağımız oturdu. Şimdi geriye kalan aksamlar. Şimdi ben pervanemi bağlamak için ön kısmını kapatmak istiyorum. Burada yine bir çubukla kabatasla bir ölçü alıp yapıştırıp tekrar yontacağım. Pervane bağlayacağımız için önünün kapalı olması gerekiyor. Spreyimizi de sıktık. Bir iki saniye donduktan sonra hemen onu da işleyebiliriz. Bu çıtaların hazırlığı çok kolay. Kesimi kolay. Yapıştırması kolay. Ama yine söylüyorum, falçataya özenle dikkat edin. Bununla çalışmak biraz zordur. Şimdi bütünlüğünü sağlamak için yapıştırdığımız parçayı da tekrardan zımparadan geçiriyoruz. Şu kenarları da yuvarlayabiliriz. Daha hoş bir görüntü olması için. Yani uçağımızın kaba taslak gövdesi bitmiş oldu. Evet. Hatta ben bunun pervane deliğini vermek istiyorum. Ben şarjı kullanıyorum. Elimde mevcut olduğu için. Herhangi bir matkapla sizin işinizi görecek. Bu çıtaya delik delerken matkapla mümkün mertebe seri delmeniz gerekir. Yani işaretinizi aldıktan sonra yani tetik kısmına seri basın. Hızlı denerse çıtayı kırma olasılığı biraz daha azalıyor. Yine kırmıyor muyuz? Ben de kırıyorum çoğu zaman delerken. Ufak tefek rötuş işlerini de halledelim. Çünkü az sonra daha da keyifli yerlere geldiğimizde bunlarla uğraşmak istemeyeceğiz. Şimdi uçağımızın gövdesi hazır. Bunun için üst kanada başlayalım. Daha serbest, daha free bir yöntem seçelim. Kalemle kafama göre bir şekil çiziyorum kanat için. Bu elimdeki tahta dil basacağı videonun başında da size söyledim. Keskin kenarları özellikle alıyorum ki çıtlama yapmasın diye tahta. Şimdi aynısından bir tane daha kesiyorum. Diğer tarafımızı yapabilmek için. Diğer kanadın diğer ucunu. Şimdi az önce kestiğimiz parçayı uçağımızın boyundan fazla değil, yaklaşık 1 santim kadar uzun yapalım. Çünkü uçağa pervane ve kuyruk geleceği için dengeleyecektir boyunu. Şu mesafeden.
uçağımızın kanadı. Hemen hemen yakın oldu. Bunu da tekrar zımpara yordamıyla çapaklarını alıyoruz. Şimdi ben normal uçaklara benzemesi için daha çok rüzgar kanallarını yani eğimlerini zımpara yardımıyla vereceğim. Elimle yine bakıyorum. Daha var. Şimdi size de göstereyim. Şurada verdiğimiz eğim uçağın görüntüsü açısından bize hoş bir hava katacak. Yine aynı şekilde normalde bakın düz kesimlidir ağacın bu kısmı. Bir kısmını ben yuvarlattım. Yine tekrar arka kısmını tekrardan yuvarlatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Alt kısımlarında aslına biraz benzeterek alttan yuvarlatıyorum. Şu şekilde biraz daha alayım. Şu şekilde. Yine tekrar diğer tarafa alalım. Diğer kısmımız da az kaldı. Hazır gibi. Şimdi bu kanadı uçağımıza örtüştürebilmemiz için ortalamamız gerekiyor. Basit bir şekilde metreyle ölçüyorum. Tam 10 santim geliyor. 5 santimden çizgimizi açıyoruz. Uçağımızın kaba çizgileri. Şimdi çay karıştırmak için olan kaşıklardan iskeletimizi yapacağız. Yani kanadı gövdeye bağlamak için hem görselimizi hem uçağımızı genel manada tamamlayacak olan kanadımızı yapmak için çubuktan parça keseceğiz. Şuramızda yine zımpara yardımıyla biraz daha yumuşatıyoruz. Parmağımla yine çeviriyorum ki fazla göze hitap eden köşe kalmasın diye.
Şimdi göz kararı bir ebat belirleyeceğiz. Yaklaşık 8 milim kadar hemen hemen. Bir parça kesiyorum. Aynı parçadan bir tane daha alacağım. Şöyle baktığınızda fazla bir farkı yok. Eşitlemiş olduk. Şimdi bu iki parçayı belirlediğimiz yerde yine tekrardan kağıdımıza yapıştırıcıyı koyuyoruz. Bu sefer spreyi kanada sıkıyoruz. Az da olsa. Evet, kestiğimiz çubuğu biraz bir yapıştırıcı alarak kanat ucuna hafif eğimli bir şekilde yapıştırıyorum. Eğimde gördüğünüz gibi, tabi biraz daha verelim. Önden 90 derece, yandan ise yaklaşık 20-25 derecelik bir açıyla. Şimdi tekrar diğer parçayı yapıştırıyorum. Yine aynı şekilde. Zaten göz hizasıyla ayarladığımızda pek bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi kontrol edelim. Gövdemiz yerinde. Kanat olarak. Parçamızın biri oynamış. Onu tekrardan yapıştıracağım. Kırılan parçaları tekrar yapıştırırken temizlerseniz biraz daha düzgün çıkacaktır. Mesafe değişmeyecektir. Yine kontrolümüzü yapıyoruz. Eğim konusunda. Şimdi sabitlemiş olduk. Şimdi tekrar bir kaşık alalım. Tabii biraz beyazlarını seçiyorum ki görsel olarak renge yakın dursun. Tatlı bir eğim veriyorum rastgele. Şimdi bu uçağımızın kabinin diğer kısmı. Daha biraz daha eğimli yapalım. Daha da gövdeyi büyütmüş oluruz. Bunu keseceğimiz yer yaklaşık olarak şekilde koyduğumuzda hemen hemen denk gelecek. Aynı parçadan bir tane daha yapıyorum. Bu da hazır. Şimdi bu parçaları aynı şekilde yapıştıracağım. Az önce belirlediğimiz çizgiye yakın göz kararı. Evet. İki tarafın eğimi farklı olduğu için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen hemen denk. Şimdi spreyimizle dondurmasını da yapıyoruz. Şimdi keyifli diyorum. Gerçekten keyifli bir bölüm.
uçağımızın montajı. Ufak tefek açılara göre ayar isteyebiliyor. Şimdi burayı parçayı sökemeyeceğimiz için oynayan yerleri dışarıdan müdahaleyle düzeltiyoruz. Şimdi bunu da montalamasına başlayalım. Ben de yönünü kontrol edelim ki fazla dönük olmasın. Şimdi bağlıyoruz. Elimizden yapışan bir iki parça gözümüzü bozabilir. Onları da temizliyorum. Şimdi uçağımızın gövde kısmı hazır. Kuyruğumuz, pervanemiz ve tekerleklerimiz kaldı. Yani benim sevmediğim ufak tefek kenarlar. Onları da ben temizleyeyim. Yani şu yaptığımız şeyle basit bir uçak kabinini kapatmış olduk. Şimdi kuyruğumuzu yapalım. Yine tekrar bir stick çubukla. Şunu biraz daha büyük yapalım. Şimdi şuraya iki kanat koyacağım için buraya boşluklarını da veriyorum. Buraya kanadımızı koyacağız. Şimdi şunu kullanalım. Hatta açısı bile uygun geldi.
kanatlarına görselliği tamamlamak için ufak tefek zımpara işlemleri yapıyorum. Yani şöyle gösterebilirim. Şimdi kuyruğumuzu da şekillendirelim. Şimdi kuyruğumuzu ve arka kanadımızı birbirine yapıştıracağım. Hızlı yapıştırıcı kullanınca tabii her yere yapışabilir. Çocuklar annelerinden, evli insanlar da eşlerinden sakınabilirler. Göz kararı gönyelerine bakalım. Bunu da yapıştırmış olduk. Uyduralım. Gözümüze batan bir yer olmasın. Küçük bir hamle. Azıcık dönük yapmışız. Bunu düzeltelim. Kuyruğumuzda yerine yapıştırma zamanı geldi. Evet, güzel bir kuşumuz oldu. Şimdi kapa hatlarıyla uçağın gövdesi hazır. Ben yine tabi rahat durmayacağım. Rötuşlarını da bitireceğim. Şimdi uçağımızın bir gövdesi hazır olduğuna göre kalan iki yerimiz pervanemiz ve tekerleklerimiz. Ben pervane yapımına başlayacağım. En ince matkabım olan ikilik matkabı alıyorum. Videonun başında gösterdiğim ahşap kavaleyi alıp ortasından deleceğim. Yani deldiğim düzlüğü hemen hemen, yani serbest gelişe göre uygun bir düzlük. Şimdi pervanemizi yapacağız.
Şimdi bunu verdik. Üçlük matkabımızı alıyoruz. Üçlük matkabımızla deldiğimiz yerin yatayından merkeze doğru bir delik deleceğim. Ve gönyesine bakıyorum. Hemen hemen düzgün. Şimdi matkapla kavala üzerinde çalışacağız. Buramızı sıktığımızdan emin oluyoruz. Zımparamızı alıyoruz elimize ve kavalayı zımparalamaya başlıyoruz. Tek yerde tutarsanız zımpara deliniyor. Ancak zımparayı yumuşak hareketlerle hareket ettirdiğimizde fazla zarar görmüyor. Hemen hemen iyi gibi pervanemiz. Şimdi bir çizgisini atıyorum. Burası biraz tehlikelidir. Testere için bir yol açtım. Demir testeremizle düzgün ekseninde şimdi bunu koparmayacağım. Pervanemizi hazırlayacağım. Ondan sonra kurtaracağım bunu. Pervanemiz için videonun başında gösterdiğimiz yine bir adet çöp şişi az önce deldiğim üçlük delikten yollayacağım. Yine göz kararı pervanenin uçak ebatlarına uyabilmesi için yaklaşık olarak iyi gözüküyor. Yakın bir mesafeden falçatayı çevirdiğinizde dışını çizdiğinde rahatça kırılıyor. Çubuğu tam ortalamam gerekiyor. Azıcık ittireceğim. Tam makasla vurayım. Şu an dengemiz iyi. Şimdi tekrar az önce deldiğimiz delikten bu çubuğu delmek için deliğimizi deliyoruz. Pervanemizin ana hatları hazır. Deliğimiz de gördüğünüz gibi delindi. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi pervanenin uç kısmını keseceğim. Gördüğünüz gibi içi baştan aşağı delik, pervane kanalımız delik. Zımparasını da yapıyorum. İçinde tabii ki temizlememiz gerekiyor. Pervanemiz üflediğimizde rahatça dönebilmesi için. Olmadı. Çubuğumuz kırıldı. Bunu tekrardan yapacağım.
Böyle ufak tefek parça kırılmalarına pek endişe etmeyin. Çünkü elinizde malzeme hazırınızda var. Biz içindeki tekrardan delelim. Tabi delik delerken mümkün mertebe elinizi delmemeye dikkat edin. Şimdi sıra pervanemizin sağ mı yoksa sol mu yöne dönmesini istediğiniz. Ben sağa doğru dönmesini istiyorum. Eksenine, yani merkez eksenine 45 derecelik açıyla çubuğumuzu yontmaya başlıyorum. Yatay iki düzlem olarak. Bu çöp şişler bu iş için benim adıma ideal. Çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Şimdi bir tarafın yarısını aldık. Diğer tarafın aynı açıyla diğer yarısını alıyorum. Dibinden de hafifçe kestiğinizde zaten doğrulayacaktır. Şimdi üst kısım yaklaştığında ölçüye diğer kısmına geçeceğiz. Şimdi alt taraftayım. Yine aynı açılarda aynı taraftayım. Aynı taraftayız. Şöyle gördüğünüz gibi açısı da. Burada oldukça yaklaşmış. Şimdi bunu tekrardan parçaladığım parayla rötuşunu yapalım. Tabi uçtan da yuvarlatalım ki pervaneye benzesin. Dönüp dönmediğini test edelim. Pervanemiz dönüyor. Şimdi pimini yapayım. Pimi için tekrar bir çöp şiş alacağım. Biraz daha düzgün alayım. Şimdi sivritiyorum. Niye sivritiyorum? Pervanenin ucu olduğu için fazla göze engel bir şey kalmasın. Matkapla tekrar önünü katacağım. Zımpara yardımıyla. Şimdi sürütme işlemimiz tamam.
Bir çentik attım. Şimdi çentiğin etrafını ucu bütün kalacak şekilde diğer kısımlarını inceltiyorum. Yeterince uzun bir mesafe yakaladığımda kırdım. Pervanemiz daha ölçüsüne gelmedi. Pervane milimiz. Biraz daha rötuşlarını yapalım. Gördüğünüz gibi pervanemizi üflediğimizde rahatça dönebilecek şekilde. Şimdi pervanemizi yapıştırmak istiyorum yerine. Daha önce sıktığımız yapıştırıcı donmuş olacağı için yeniden yapıştırıcı alıyorum. Eğer yapmayı denerseniz hani pervane kısmında pervanenin donmasına engel olun. Birazcık geriden yapıştırırsanız yapıştırıcı olduğu için birazcık temas etti. Donmaması için çeviriyorum. Şimdi pervanemizi de hazırladık. Döner hale getirdik. Gördüğünüz gibi pervanemiz de hazır. Şimdi sıra geldi tekerleklerimize. Tekerlekler için ben daha önceden temin ettiğim plastik parçalar, kola şişesi dahil her şeyden, yani kola kapaklarından bile yapılabilecek plastikler. En çok kullandığımız ikilik matkabımızı aldık elimize. Tam merkezinden veriyorum.
İki tane ön tarafta, bir tane de kuyrukta olmak üzere üç pervane uygulayacağız. Şimdi pervane mi dedim, tekerlek, özür dilerim. Şimdi temizliklerini yaptık. Ayak için bunu da kullanabiliriz. Ben bunu tercih edeceğim. Çay karıştırma çubuğumuzu. Birazcık keseceğim. Kenarını biraz yuvarlatır gibi yaptım. Hatta zımparayla da düzelteyim. Bu şekilde. Şimdi bu mesafeyle bir mesafeden keseceğim. Kestiğimiz parçayı tekrar üstünden yapıştırıyorum. Tekerleğimizin içine bir parça keselim. Daha rahat yapışmasını sağlayacak. Yapıştırıcımızı alıyoruz. Bunu tekerleğimizi yapıştırıyoruz. Ön tarafını da azıcık değdireyim ki sonradan düşmesin. Arka tekerlek olarak uygulayacağım. Fazla da yükseltmiyorum. Azaldı oradaki. Biraz daha yapıştırıcı bıraktım. Şimdi kuyruk tekerleğimizi bağlayacağım. Yine ortalı olmasına dikkat ediyorum. Şu an kuyruk tekerlerimiz hazır gördüğünüz gibi. Yine düzgün bir çöp şişe alıyorum.
uygun bir mesafe belirlememiz gerekiyor tekerleğimiz için. Benim uygun gördüğüm genişlik 8 tekerleği açacağımız yerlere küçük bir çizik atıyorum ve çaplarını hemen ufaltıyorum. Sıkı sıkıya girecektir zaten. Az daha yuvarlatayım. Şimdi diğer tarafı hazırladım. Gibi. Şimdi bunu çuvalımızın altına adapte edeceğiz. Ben yine rüzgara yenilmesin diye uçtuğunu farz ederek profil akız kısmını biraz daha yassı hale getireceğim. Biraz daha yassı geldi. Tekerleklerimizi uygulayacağız. Şu çubuk bizim için yeterli. Yine göz kararı. Bir buçuk santim civarı. Şimdi bunları hemen yapıştıracağımızda parça çalışmanın bazı zorlukları var. Aynı şekilde benzer açıda diğer parçamızı konduruyoruz. Fazla da yüksek olduğunu düşünmüyorum. Uygun görüyorum.
Bunu bu halde yapıştıracağım. Biraz bekletiyorum. Şu an yerini tespit etmiş bulunmaktayız. Sağlamlığı açısından bir iki dokunuş daha yapmam gerekiyor. Çamamız bitmek üzere. İsterseniz evde bulduğunuz herhangi bir boyayla ya da oje, yağlı boya tarzı boyalarla uçağınızı renklendirebilirsiniz. Hatta canlandırabilirsiniz diyelim.